bir örnek sakife olayıdır. Sakife çardak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vefat ettiği gün bir pazartesi günü sabah namazından sonraki saatlerdi. Saat şöyle yaklaşık rakam vermem gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah 8 ile 11 arası bir zamanda vefat etti. Tam şu dakika deme imkanımız yok. Ama işte işrak namazlarını kılındıktan sonraki zamanda Rabbine kavuştu. Biz bunu ortalama şöyle güzel anlaşılsın diye saat söyleyelim. Saat 10'da vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O gün Medine'de yaşayan sahabe sayısı asgari etrafı ile beraber 10 binden fazlaydı. Yani 10 binden büyük bir rakamdı. Ama Mekke'siyle, ile, ile ve diğer İslamlaşmış şehirlerle, Yemen'le bu rakam 100 bini aşmıştı. Veda hutbesinden anlıyoruz. 10 bine yakın sahabi Medine ve Medine'nin etrafı ile beraber bu haberle beraber sarsıldılar. Acı haber çabuk duyuldu. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem peygamberdi hem devletin başıydı. Hem din idare ediyordu, namaz kıldırıyordu hem de sosyal hayatı, ticareti, siyaseti ve askeriyeyi idare ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbine kavuşması bu fani dünya hayatını terk etmesi demek dini temsil eden otoritenin insan bazında kalkması demekti. Bu e, görüntü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz Medine görüntüsü belki duygusal olarak bakıldığında ağlanıp, esef edilip, işte içine kapanıp geçiştirilecek bir gün olabilirdi. Ama ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir insanın bir insanı seveceğinin ötesinde seviyorlardı sıradan bir ana baba sevgisi gibi değil. Defalarca gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah sana anam da babam da feda olsun demiş insanlar bunlar. Öyle zübbelik olsun diye de söylenmiş söz değil bu. Fiiliyatta çünkü bunu bir kere yalan söyleseler, içinden geçmeden söyleseler, Cebrail Aleyhisselam gelip hemen haber verirdi. Bu adamın sana anasını babasını feda edeceği yok. Yalan söylüyor diye Cebrail Aleyhisselam söylerdi. Demek ki böyle bir yalanlama olmadığına göre samimi bir şekilde analarını, babalarını bile Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e feda ediyorlardı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ölüm haberi çok çabuk yayıldı. Medine sahabenin ifadesiyle sanki kapkara oldu, geceye dönüştü birdenbire diye algıladılar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bile onca ağır kimliğine rağmen Muhammed ölmedi, öldü diyenin kafasını vururum dedi. Yani bunu al algılayamadı. Kalktı Ebu Bekir radıyallahu anh ona sen ne yapıyorsun ya Kur'an'ı duymadın mı hiç? İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecek peygamber. Ey peygamber demiyor mu Allah Teala? Deyince Ömer'in aklı başına geldi. Sevgiden akılları uçtu kafalarından. Ne yapacağını şaşırdılar. Allah onlardan razı olsun. Bu esnada yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Rabbine kavuştuğu bu fani dünya çilesinden kurtulduğu gün o saatte saat 10'da vefat ettiyse saat 10'u 10 geçe bir iş yaptı Ebu Bekir. Allah ondan razı olsun. Öyle bir iş yaptı ki o mağaradaki arkadaşlık hatırasından çok daha değerliydi. Hicretten daha değerli bir iş yaptı. Ümmeti Muhammed'in önceki ümmetlerin akibetine uğramasına karşı zahiri sebepler açısından en büyük işi yaptı. Allah ondan razı olsun. Eğer saat 10'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onu 10 on gece bu işi yapmasaydı da ertesi güne bıraksaydı biz bugün belki zahiri sebepler açısından şüphesiz Allah bildiğini yapacaktı zaten ama zahiri sebepler açısından matematiksel düşünüldüğünde bugün ümmeti Muhammed diye bir şey yoktu. İstanbul'da halife yurt dışına trenle sürüldüğü zaman ve hilafet millet meclisinin içinde mündemiştir diye hilafet kovulduğu zaman yalandan ahu vahu eden 5-10 kişinin dışında kimse olmayınca bugün ümmeti Muhammed'in ne halde olduğunu görüyoruz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birinin bu dünyadan gittikten sonra oturup yas tutan sahabiler olsaydı hemen Sakifetü Beni saat denen yerde Beni Saad çardağında gidip şu biraz sonra bahsedeceğim görüşmeyi yapmasalardı bugün İstanbul'dan halife sürüldükten sonra ne olduysa Müslümanların başına ne geldiyse Milyon katı gelirdi ümmeti Muhammed'in başına. Ümmeti Muhammed 20 seneyi bulmaz, kaybolur giderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh saat 10'da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti kabul ediyorsak, onu 10 gece Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh Efendimiz'in amcasının oğludur diye ona sen bu cenazenin başında bekle dedi. Amcası Abbas'ı da oraya bıraktılar. Bir iki sahabeyi de bıraktılar ve Beni Saat denen kabilin ensardan bir grubun çardağına gittiler. Çardak dediğimiz işte güneş ışıkları rahatsız etmesin diye kurulmuş çardak dediğim Türkçe'de de çardak diyoruz. Çardağın altında ensarın Evs ve Hazreç ileri gelenleri muacirlerden de Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh ve birkaç sahabi toplandılar. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, Arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Faniydi, Rabbine gitti. Ama din baki, Allah hay ve kayyumdur. Bu dini bizim, peygamber öldü diye bırakmamız mümkün değil. Bugün eğer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, yerine peygamberliği hariç, din ve dünya işlerinde bir vekil tayin etmezsek İslam'ı bulamayız dedi Allah ondan razı olsun kafa ve büyük adamlılık zor zamanın büyük adamı olmanın işaretini verdi Ebu Bekir radıyallahu anh bir dipnot olarak söylememiz lazım ki o güne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra benim yerime vekil olarak filancadır diye açık bir söz söylemedi. Öyle bir şey söylese ashab-ı kiramın zaten yapacak bir şeyi yok. Ashab-ı kiram itaat edeceklerdi. Açıkça benim yerime filanca bakacak demedi ama belli işaretler var. Mesela namaz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemsediği iş, namazı da Ebu Bekir kıldırsın diye tembih etmiş. Namaz kıldırmasına işaret etmesi, dolaylı bir işaret. Mesela sahab-ı kiram Mescid-i Nebi'nin etrafında evler yaptılar. O evlerden küçük küçük camlar bıraktılar. Mescide bakıyorlar. Mescitte namaz başladıysa namaza geliyorlardı. Yani mescid diyelim ki beş dönümlük bir yer. Etrafı evle kuşatılmış. 30-40 tane, 100 tane neyse ev var orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o pencerelerden bakılışından e, hoşlanmamış. E, bu mescide bakan küçücük camları kapatın buyurmuş. Ebu Bekirinki hariç hepsi kapansın buyurmuş. Ebu Bekir buranın vekili sinyale çıkıyor ama açık bir talimat yok. Ebu Bekir radıyallahu anh beni aday göster adayım ben beni seçin diye bir e, temenni de bulunmadı. E, sadece böyle bir e, ciddi karar almamız lazım dedi. Ensar Allah ondan nazı olsun dediler ki ortada açık bir durum var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi bıraktı. Fethedildiği zaman Mekke'de kalır mısın diye sorulduğunda da hayır dedi. Ben ensarla yaşamak istiyorum dedi. Ensar olmak istiyorum dedi. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ensarı ne kadar sevdiğini de siz biliyorsunuz ensardan bir tanesini seçelim. Çünkü muhacirler var, Mekkeliler. Ensar var. Yani kim bunun bu görevin üstesinden gelir de hiç olmasın sorunu yarı yarıya halledelim. Ensardan bir kişi olsun diye teklifte bulundular. Bunun üzerine e, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer ve diğer muhacirden olanlar, muhacirinden olanlar, bunun mümkün olmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'in öne geçirilmesi gerektiğine dair talimatı bulunduğunu söylediler. Ensar alındılar bu cümleden. Yani mesele belediye başkanlığı meselesi değil. Mesele kainatın en efendi insanına vekil olma meselesi. Bu bir şeref. Bu şeref için yani insanın yapamayacağı bir şey yoktur desek yerindedir kısa anlatacak olursak, şu Kur'an-ı Kerim'i, daha sonra Cemeden sahabi, kalktı dedi ki, siz boş konuşuyorsunuz dedi. Bu din, namaz dinidir. Namaza da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'i geçirdi. Ebu Bekir namaza geçen adam olduğu sürece, başka hiç kimse bu ümmete lider olamaz dedi. Bu sözü söylediğinde 21 yaşındaydı. 21! Ensar, dut yemiş bülbüle döndüler denir ya, sustular. E, Ebu Bekir radıyallahu anh orada, ama tamam madem öyle ben de adayınızım demedi. Tevazu gösterdi. Ömer kalktı. Radıyallahu anhum cemiyen. Uzat bakayım elini Ebu Bekir dedi. Ebu Bekir elini uzattı. Sana Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam halifesi olarak beyat ediyorum dedi. Beyat etmek demek, siyasi sözleşme yapmak demek. Ümmeti Muhammed'in lideri kimse, ayan tabakası yani ümmetin ileri gelenleri ona beyat ederler. Ashab-ı kiramda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beyat ediyorlardı. Beyat, siyasi kanaat kullanmak, ümmetin liderini kabul etmek anlamında. Oy kullanmanın çok ötesinde bir şey. Oy gizli yapılır. Sadece seçileni ortaya çıkarır. Beyat ise seçileni de seçeni de ortaya koyan bir sistemdir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlar oy kullanıyorlar. Beş sene sonra bir daha sandığa gelirsiniz diye oyları alan gidiyor o da gidiyor kimsenin kimseyi gördüğü yok bir sorumluluğu yok vatandaşın şeriat ölçülerinde ise beyat etmek evet bir oy kullanmaktır ama ben iyi ve kötü şartlarda sana beyat ediyorum dediği zaman Müslüman daha sonra o beyat ettiği kişi sen filan yerde görevlisin dediğinde gitmiyorum memur hakkı vardır eş eş durumundan istifade etmek istiyorum filan diyemez. Beyat etmek Allah'ın ve peygamberin adına din uygulayan adama din namına söz vermek demek. Ondan sonra onun tayin ettiği yere gitmek zorundasın. Savaşa çağırdığında savaşa gelmek zorundasın. Yasal hak yok artık. Beyatın bu farkı var. Bu bir dipnotumuz olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh'a Ömer beyat etti ben sana beyat ediyorum dedi. Ondan sonra Ensar'da kalktılar. Ebu Bekir biz de sana beyat ediyoruz dediler. Kucaklaştılar. Eminim ki gözyaşı da akıttılar. Çünkü Allah onlara Musa Aleyhisselam'ın başına gelen, Davut Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın başına gelen şeyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına gelmemesi için zemin hazırlattı. Bu onların şerefiydi. Allah onlardan razı olsun. Orada işte Medine'nin e, bu haremi şerif büyümeden önceki, Medine'de büyümeden önce bu Sekifetü Beni Saat denen yer böyle hurmalık bahçesi böyle bir dönüm kadar bir yerdi. Ben orayı defalarca ziyaret ettim. Orada oturup Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Üsame'nin o manzaralarını görmeye çalıştım. Bir şey göremedim ama o sahne vardı. Zannediyorum şimdi büyüyen Harem-i Şerif'te mescit yapıldı orası zannediyorum. Yani Harem-i Şerif'in böyle bir 100 metre tam kıblenin kıbleyi arkana aldığında sol ucu Sakifetü Beni Saad denen yerdi.